Şimdi onlardan bazıları Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğretim üyesi. Dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan öğrencilerimiz var. Çalışmalara devam ediyoruz. Bir taraftan akademik çalışmalara devam ediyoruz. Yani hocalık vasfımızı sürekli sürdürmek zorundayız. Öğrencilerimiz de makine mühendisliği bölümünde derslere giriyorum. Vakit buldukça çok ders veremiyorum. Onun haricinde araştırma olarak yoğun bir öğretim üyesiyim. Devam etmekte olan TÜBİTAK projelerim var. Bizde yüksek lisans doktora öğrencilerimiz var. Onların en iyi şekilde gelişmesi, yetişmesi adına projelerle destekleyerek onları çalışmalar yürütüyoruz. Onların tezlerine yardımcı oluyoruz. Onun haricinde de bu 4 yıl boyunca özellikle Türk yüksek öğretiminin gelişmesi adına üniversitelerde uluslararasılaşma, kalite, akreditasyon, üniversite sanayi işbirliği mühendis olmam hasebiyle zaten hep ilgi duyduğum bir konu. Üniversiteler sanayiyle daha iyi nasıl bir araya gelebilir? Son dönemde bu anlamda çokça şey yapıldı. Bu manada hem YÖK'te hem de TÜBİTAK'ta görevler yaptım. Türkiye'nin bir 2023 vizyonu var. Buna baktığınızda Türkiye'nin büyümesi için, istikrarlı büyümesini sürdürebilmesi için biz teknolojiyi çok önemsiyoruz. Tabii teknolojiyi üretecek yerlerde üniversiteler. Bu bağlamda son yıllarda Türkiye'nin teknoloji, bilim teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve buradayken Teknokent Yönetim Kurulu Başkanıydım. Ankara'da Teknoparkların üst kurulunda yer aldım. Yaklaşık 3 yıldır da Türkiye'de yeni bir kavram geliştirildi. O da teknoloji transfer ofisleri. Ondan da bahsedebiliriz. O kurulda görev aldım. Ve çalışmaya devam. 2012'den önce üniversitemizdeydik. Şimdi yine ağırlıklı olarak üniversitemizde biraz daha Türk yüksek öğretim sistemi, Türkiye'nin bilim teknoloji serüveninde katkılar sunmaya devam ediyoruz. Peki baktığımız zaman geçen dönemde aday olmuştunuz ve evet, çok ciddi bir oy almıştınız. Çok ciddi bir potansiyeliniz vardı. Şimdi dolu dolu geçiriyorsunuz. Evet. Peki bu seçim süreci nasıl işliyor? Şimdi bundan önce de yine ben bunu basın toplantımda da açıkladım. Şu an bir web sayfası hazırladım. O web sayfasında da aynı şekilde neden aday olduğumu gerekçeleriyle açıkladım. Bugünlerde öğretim üyelerini ziyaret ediyorum farklı bölümlerde. Hali hazırda böyle bir sistem var. Sistemin varlığı, yokluğu, yani olmalı mıdır üniversitelerde seçim sistemi, olmamalı mıdır? Bu tartışılabilir ama hali hazırda böyle bir sistem varsa bizler de kendimizi bu sisteme göre konumlandırmalıyız.
4 yıl önce de yine o günkü koşullarda kendimize güvendik. Daha önceden idari tecrübemiz vardı. Üniversitede farklı görevlerde bulunduk. Daha önce az önce söylediğim gibi. Bu görevlerde hep üstüne koya koya geldik. Kendimizi geliştirdik. Ve o dönem üniversitede hatırı sayılır arkadaşımızın teveccühü, desteği ve bizi yüreklendirmesiyle böyle bir yola çıktık. Sonrasında hep söylüyorum, yani bu işler bir nasip meselesi. Yine bizim birlikte görev yaptığımız, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız, şu anki rektörümüz, Sayın Profesör Doktor Süleyman Baykal hocamız rektör oldu. Biz de kendisini tebrik ettik, hayırlı olsun dedik, başarılar diledik. O da bu süreç zarfında üniversitemizin gelişimi adına güzel şeyler ortaya koydu. Bizler bu süreçleri üniversitenin daha iyiye gitmesi adına bir fırsat olarak görüyoruz. Şahsen yine bu seçimde adayım. Bu adaylık gerekçelerimi öğretim üyeleriyle uzun uzun paylaştım. Ben bu üniversitenin daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Bu manada bu 4 yılı da bir fırsat olarak gördüm. Üniversiteyi çok daha iyi tanıdım. Kendimi çok daha geliştirdim. Özellikle Ankara boyutunda üniversitenin var olan ilişkiler ağını, gelecekte bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha da geliştirdim. Diğer iyi üniversitelerle yakın çalışma imkanı bulduk. İşte biz yurt dışı deneyimimiz var. Bir dönem yurt dışında bulunduğum projelerde çalıştım. İyi bir üniversite nasıl olmalı konusunda kafamda hep böyle hayalini kurduğum bir üniversite hep vardı. Hani hep sorarsınız, hayalinizde bir üniversite var mı? Var. Ama hayallerinizi geliştiren okuduklarınız, gördükleriniz, yaşadıklarınızdır. Hayallerinizi geliştirebilmeniz için bazen bu kader size bazı fırsatlar sunar. Bu 4 yıl boyunca da biz çok şükür böyle bir fırsat elde ettik. Diğer bizden daha iyi ileri konumda olduğunu düşündüğüm Ankara'da, İstanbul'da, diğer yerlerde ki üniversitelerdeki iyi uygulamaları gördük. Evet, bu iyi uygulamalardan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne taşıyabileceklerimiz mutlaka olacaktır. İnsan okuduklarından, gördüklerinden mutlaka kendine özgü, bu üniversiteye özgü yeni şeyler geliştirecektir. Dünyayı biliyoruz, Türkiye'yi biliyoruz. Bugün 4 yıl önceye göre çok daha hazırız. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sabretmeyi her zaman biliyoruz. Yine aynı şekilde böyle bir yola çıkıyoruz. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Basın toplantısında da söylediğim gibi biz yarış bittikten sonra da koşmaya devam ediyoruz. Hayırlısı olur üniversitemiz için diye de temenni ediyoruz. İnşallah bu göreve atanırsam bu üniversitenin gelişimi adına gecemizle, gündüzümüzle, bütün üniversiteyle hep birlikte, bütün Trabzon'da en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi Sayın Aydın, baktığımız zaman basın toplantınızda üniversitenin imajına vurgu yaptınız. Evet. Şu anda üniversitenin imajı nasıl? Peki siz bunu hangi, ne tarafa doğru taşıyacaksınız? Markayı tam olarak nasıl oluşturacaksınız? Bunu bugün de vurgulamak istiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş. Kurulduğu ana böyle bir geri dönüyorum. Türkiye'de Ankara'da üniversiteler var. Ankara'da ve İstanbul'da üniversiteler var. 3 üniversite var. Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak kuruluyor. Yani Ankara ve İstanbul dışında o zaman eş zamanlı 2 ilimizde üniversite kuruluyor. Bunlardan biri Trabzon, biri İzmir. Tabii o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerine, o yasayı hazırlayanlara, ben basın toplantısında da söylediğim gibi kuruluşundan bu yana bu üniversiteye hizmet edenlere, onlardan hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz. Ahirete intikal edenleri de rahmetle anıyoruz. Çok büyük bir vizyon bu. Yani Trabzon, Ankara ve İstanbul dışında üniversitenin ilk kurulduğu ilimiz. Tabii o günlere geri dönemiyoruz ama o günler bize anlatılıyor. Yani o günlerdeki Trabzon algısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kurulduğu günden sonraki algısı, yetiştirdiği mezunlar, bilim dünyasına yaptığı katkılar,
Bunlar hiç azımsanamayacak ölçüde ve bizler için önemli bir gurur. Sonra biliyorsunuz üniversitelerimizin sayısı arttı. Bugün her ilimizde bir üniversite var, vakıf üniversiteleri kuruldu. Şimdi üniversite o günkü kuruluş felsefesine ve ruhuna uygun olarak yeniden kendini konumlamalı. Bunun da bir imaj problemi olduğunu düşünüyorum. İmaj, tabii bizim kendimizi nerede gördüğümüz önemli. Yani biz kendimizi acaba nerede görüyoruz? Öğrencimiz, hocamız, mezunumuz kendini nerede görüyor? Kent bizi nerede görüyor? Birlikte iş yaptığımız, bizimle birlikte paylaşımları olan paydaşlarımız, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni nerede görüyor? Tabii ki bunun daha evrensel ölçütlerde sıralama vesaire biliyorsunuz üniversitenin konumlamalarını ortaya koyan öğrenci gözüyle, toplum gözüyle bazı araçlar var. Hedefimiz bu üniversitenin bulunduğu konumdan çok daha ötelerde bir Karadeniz Teknik Üniversitesi. Onun için öncelikli hedefimizi biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin imajını iyileştirmek olarak koyduk. Ve bunun için elimizde bir referans var. Diyoruz ki bu üniversiteyi kuranlar Türkiye'nin akla gelen yani Ankara ve İstanbul dışında ilk akla gelen ili yakıştırılıyor. Ve o günlerde biz biliyoruz ki birçok dalda, tabii ki Türkiye'mizde çok güzide üniversitelerimiz var. Benim okuduğum yıllarda işte mühendislik tercihi yapacak öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İTÜ hemen peşi sıra akıllarına Karadeniz Teknik Üniversitesi gelirdi. Hatta daha önceki yıllarda üniversitemizin o tercih edilirliği daha da yüksek seviyelerdeydi. Şimdi biz gelen öğrenci seviyemizi daha da iyileştirmek istiyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz bizi buradan daha memnun ayrılmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü işletmede şöyle bir kural varmış. Yani memnun olarak ayrılan bir müşteriniz ki bunu öğrencilerimiz için kullanmıyorum. Bir kişiye söylermiş. Ya gittim o kadar güzeldi ki ama memnun ayrılmayan 10 kişiye söylüyor. Onun için biz var olan personelimizde, öğrencimizde, çalışanımızda, mezunumuzda, emeklimizde o aidiyet duygusunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlılık duygularını daha da iyileştirerek memnuniyet duygusunu, memnuniyeti artırmak istiyoruz. Bunun doğrudan üniversitenin imajına katkı sunacağına inanıyorum. Onun için altını çizerek söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda öncelikli hedefimiz bu üniversitenin imajını iyileştirmek. Şimdi üniversitenin imajını iyileştirirken biraz da hani şehrin de bütünleşmesini sağlamak gerekiyor evet. Üniversiteyle şehrin. Biliyorsunuz Karadeniz Teknik Üniversitesi genelde şehirden kopuk bir üniversite olarak anılıyor. Peki siz bunun önüne nasıl geçeceksiniz ve üniversite öğrencilerinin şehirle alakalı problemlerini nasıl çözebileceksiniz? Şimdi bu sıklıkla dillendirilen bir şey. Yani ben yıllardır bu kentin içerisindeyim. Hafta sonları cumartesi çıkarım şöyle uzun sokaktan girer, kunduracılardan çıkar. Orada bir sürü tanıdık dostlarımız vardır. Her birine uğrar. Kentin içerisindeyiz. Bunun dışında yani bu kentin yaşayan her şeyiyle, kentin bu kenti gerçekten çok seven bir birey olarak, Trabzon'u çok seven bir birey olmanın ötesinde bulunduğum görevlerle, geçmişte rektör yardımcılığım süresinde, bölüm başkanlığım süresinde ve ben yine aynı bir dönem Trabzon Ticaret Sanayi Odamızın danışmanlığını yürüttüm. 2015 yılı içerisinde bölgemizdeki yine Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret Sanayi Odası ve yine OFTA Ticaret Sanayi Odamız var. Bu bölgedeki bütün odalarımızın ve borsalarımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her ile bir akademik danışman belirledi ve görevlendirildi. Hizmet etmeye çalıştım. Rektör yardımcılığım döneminde de üniversitenin kentle iyi ilişkileri adına Sayın Rektörümüz Profesör Doktor İbrahim Özen önderliğinde o dönem ciddi katkılar yapmaya çalıştık. Şimdi yakın gelecekte bu ilişkileri geliştirmek niyetindeyiz. Biz bu kenti tanıyoruz, bu kenti çok seviyoruz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Çok makro problemlerinden makro stratejilerine, üniversitenin masada olması gerektiğine inanıyorum. Üniversite bir yandan biliyorsunuz toplumların gelişimine ne yapar? Mezun ettiği öğrencilerle katkıda bulunur.
bir de ürettiği bilgiyle toplumların gelişimine yol verir. Trabzon yeniden tasarlanırken, bu bölge adına projeler üretilirken, önce mevcut durumumuz ne? Trabzon'un önündeki olanaklar neler? Eğitim, sağlık, ticaret, sanayi, ulaşım. Biliyorsunuz daha iyi gözümüze görünen bir kent istiyoruz. Kentleşme. Üniversitemizde çok ciddi bir potansiyel var. Öğretim üyeleri bazında. Bugün araştırma görevlisi statüsünde çalışandan, profesör statüsüne çalışana, hatta lisans öğrencisi düzeyine kadar birlikte kentle çalıştığımızda çok iyi şeyler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Öncelikli olan bir araya gelmemiz. Sonra bir arada kalabileceğimiz projeleri, stratejileri ortaya koymamız. Bir araya gelişler, formal gelişler olmamalı. İşte üniversitenin açılışı, kapanışı, farklı toplantılar. Bunlar zaten rutin olarak bizi bir araya getirecek. Ama biz somut çıktılar odaklı bir araya gelmeliyiz. Bu manada iyi bir kaydımız var. Bugün biz geçmiş dönemde Allah rahmet eylesin valimiz Doktor Recep Kızılcık döneminde, yine şimdiki valimizin bu konularda çok duyarlı bir yaklaşımının olduğunu biliyorum. Yine o dönemde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümbükçüoğlu, bu bölgedeki sivil toplum kuruluşları önderleriyle çok önemli projelerin ürettik, onlara imza attık. Yeni dönemde inşallah bunları yeniden üreteceğiz. Çok farklı alanlarda. Öncelikle mevcut durum ne? Problem ne? Biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bu bölge daha iyi yatırımları nasıl çekebilir? Bu bölgede ticareti nasıl geliştirebiliriz? Bu bölgede sanayiyi nasıl geliştirebiliriz? Ölçek değişmiştir. Farklı ölçekte bu bölgede sanayinin de olacağına inanıyorum. Ve bu manada üniversitede ciddi bir kapasite var. Trabzon'un böyle girişken bir ruhu var. Biz üniversitenin kapasitesiyle o Trabzon'un girişimci ruhunu birleştirdiğimizde inşallah güzel işlere imza atacağız. Artık elimizde de çok güzel araçlar var. Son dönemde biliyorsunuz kalkınma ajansımız var bölgede. Çok kıymetli hizmetleri oluyor. Ve üst daha makro açıdan bugün bizim birlikteliğimizi destekleyen teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, işte Trabzon Teknokent var ki ben onun kuruluşunda da vardım. Hadi bir araya gelin diyen, bizi bir arada tutmaya çalışan öğelerin sayısı çokça arttı. Devlet özellikle üniversitelere, kamu kurumlarına olduğu gibi verdiği destekleri son yıllarda ciddi şekilde artırdı ve çeşitlendirdi. O destekler bizi bekliyor. Yani problemleri biliyoruz. Trabzon'u iyi biliyoruz. Bu kenti yaşıyoruz. Bu kentin daha da içine girerek geçen seçim her taşına elimiz değecek dedim. Bu manada kültüründen sanatına her alanda işbirliğine açığız. Kapıları sıkça çalacağız, sıkça bir araya geleceğiz. İnşallah bu kentin önderleriyle bu manada bize ışık tutacak. İşte son dönemde çok iyi projelere imza atan, başlangıç veren, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Trabzon için büyük bir şans olarak görüyorum. Çok çalışkan milletvekillerimiz var. Bu bölgenin bütün vali, belediye başkanımız, valimiz, diğer siyasi önderleriyle, normal kamu önderleriyle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla güzel işler yapması adına bu bölgede güzel, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz güzel fotoğraflara ihtiyacımız var. Bunlar üniversitemizin imajını da daha da iyiye götürecek. Yani bu imajı nasıl, dedim ya başlangıçta üniversitemizin imajını yükseltmemiz lazım. İşte bu toplum içindeki algıyı değiştirecek. Bugün böyle bir söylem varsa, üniversite, kent kopuk deniyorsa o zaman biz oturmalıyız bunu söyleyenlerle. Yani kopukluğun nerede olduğunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Onlardaki bu algıyı değiştirebilme adına politikalar üretmemiz lazım. Şimdi baktığımız zaman Trabzon'da evet bir Karadeniz Teknik Üniversitesi var, teknik bir üniversite var. Ama genelde öğrencilerimiz, insanlarımız buradan beyin göçü yapmak zorunda kalıyorlar. Yani Trabzon'da istihdam sağlanamıyor. Peki siz taraflarla bir araya gelip bunun önüne geçebilmek için bir projeler falan geliştirdiniz mi? Şimdi ben inanıyorum ki bu bölgenin zeki, çalışkan insanları sadece Türkiye'nin değil, dünyanın farklı coğrafyalarında bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Trabzonlular, bu üniversitemizden mezun olanlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olanlar, bu topraklardan aldığı
değerlerle gidiyorlar dünyanın farklı yerlerinde, Türkiye'mizin farklı yerlerinde hep duyuyoruz, çokça iyi işlere imza atıyorlar. Bu bir kere bizim gurur duymamız gereken bir şey. Evet, katılıyorum size. Bölgede de bir taraftan istihdamı artırmamız lazım. Bu projelerle olur. Bu yeni işlerle olur. Bu bölgede yeni işler kurulmasına vesile olmalıyız. İşleri iki şekilde kuracağız. Birincisi, dışarıdan yatırımcıları buraya daha çok çekebileceğiz. Bu hep birlikte üretilecek stratejilerle. İkincisi, bu bölgede var olan insanların kendi işini, buna mezunlarımızı da dahil ediyorum. Mezunlarımız hani gidip bir yerde çalışacaklar, bu önemli. İş dünyasında aranan elemanlar olacaklar, bu önemli. Ama bunlardan daha önemli, çok iyi bildiğimiz bir gerçek var. Şu an piyasada var olan işlerin sayısı mezunlarımız için yeterli değil. O zaman ne yapacağız biz? Mezunlarımızı kendi işlerini kurabilecek yetenekte yetiştirmeye çalışacağız. Özgüveni yüksek, kendine güvenen, cesaretli, değil mi? Ve bilgi ve becerili. Türkiye'deki farklı açıkları iyi gören, bak ben bu alanda bir iş kurarsam, bu bilişimden başlar teknolojiye kadar. Ben böyle çocuklarımızı görüyorum, böyle öğrencilerimizi görüyorum. Ve eskiden yani bunlara nasıl destek olacağız? Bakıyorsunuz cevval bir adam, çalışkan bir adam, heyecan gözlerinden okunuyor, gözlerinin içi parlıyor. Ama buna birilerinin destek olması lazım. Şu an Türkiye Cumhuriyeti son dönemde bu tür yapıdaki gençlerimizi destekliyor. Onlara ne yapıyor? Diyor ki kendi işini kuracak olanlara karşılıksız hibe destekleri veriyor. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak çok onurluyuz. İnşallah geçmişte ve bugün, gelecekte bunların sayısını da artıracağız. Biz bu üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin girişimci bir ruhla, kendi işlerini kurabilecek yeteneklerle onları kavuşturacağız. Hayallerini daha lisans eğitimi sırasında kuracaklar. Diyecekler ki ben mezun olduğumda şöyle bir iş kuracağım, şöyle bir cihazı geliştireceğim. Teknoloji üretmesi gerekiyor Türkiye'nin. Bugün yaşadığımız coğrafyada güçlü kalabilmemiz, büyümeyi sürdürülebilir kılmamız için kendi teknolojimizi üretmemiz gerekiyor. Bunu üretecek olan kimler? Bilim ve teknoloji nerede üretilir? Üniversitede üretilir. Üniversite iki yönüyle bu fonksiyona katkıda bulunacak. Birincisi, piyasanın arzuladığı nitelikli iş gücünü bu Türkiye'nin teknoloji üretim serüvenine katacak. İkincisi, bu Türkiye'nin teknoloji üretim serüvenine üniversiteler doğrudan kendisi katılacak. Üniversitelerde üretilen bilgiyi bundan sonra biraz daha Türkiye'nin ihtiyacı olan teknolojiye doğru kaydıracağız. Bir taraftan tabii ki bilim literatürüne, bilimin hatırına iyi işler yaparken bir yandan da ülkemizi öncü kılabilecek, ithal ikamesi sağlayabilecek, bizi bağımlılıktan kurtaracak. Bağımsızlık dediğimiz süreç teknolojiyle doğrudan ilintilidir. Ne kadar az bağımlı olursak teknolojide o kadar daha çok bağımsız olacağız. O kadar daha ayaklarımızın üzerinde duran bir ülke olacağız. O kadar daha güçlü olacağız. Onun için üniversitelerin sorumlulukları büyüktür. Üniversite hocasının sorumluluğu büyüktür. Bizler bu yükü taşımaya, bunu çok daha ötelere taşımaya hazırız. O manada gelecek dönemdeki politikalarımızdan en önemlisi, geçenlerde ben de ziyaret etmiştim daha önce belediyemizin öncülüğünde. Bu ziyaret işte Dortmund, Almanya'yla bir şehir kardeşliği projemiz var. Biz Sayın Belediye Başkanımızla, Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu beyefendiyle daha önce birlikte oraya bir gitmiştik. Oranın farklı kent dinamikleriyle bir araya gelmiştik, üniversitesiyle bir araya gelmiştik. Geçenlerde yine bir grup arkadaşımız oraya gitti. Şunu gördüler. Dortmund'un değişiminde, gelişiminde teknoloji üreten bir şehir olmasında üniversite önce olmuş. Üniversite sayesinde Dortmund'da yeni iş alanları oluşmuş. Epeyce kişi istihdam olmuş. Göç etmek zorunda kalmamışlar. Onun için üniversitenin rolü, önemi kritiktir. Bu görevi yapabilecek kadrolar, potansiyel üniversitemizde vardır. Biz de bu potansiyeli harekete geçirmek için bu yola çıktık. Şimdi bakıldığı zaman Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin zor mezun verme durumu gençlerin iş hayatına çok geç yaşta atılmalarına sebep oluyor.
Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi neden mezun veremiyor ve hani belli başlı bölümlerimiz var, onlardan genelde mezunlarımız çok az çıkıyor. Bunun altında yatan sebepler sizce nelerdir? Bunlar öğrencilerimizden gelen sorular olmalı. Evet, genelde. Şimdi evet, sıklıkla gelen soru. Ben şeylere de bakıyorum. Ne kadar ortalama sürede mezun oluyor? Öncelikle tespitini yapmamız gereken bir şey var. Karadeniz Teknik Üniversitesi eğitim, öğretimde gerçekten bir marka. Evet, belki beklenen süresini, ona da mutlaka alternatiflerimi şimdi sunacağım. Belki beklenen sürenin biraz ortalamanın üzerinde mezuniyet süreleri olabilir. Ama şunu söyleyelim. Bugün mühendisliğinden tıp fakültesine, temel bilimlerden eğitime, çok farklı bilimlerde, disiplinlerde mezun olan öğrencilerimiz için şunu söyleyemeyiz. Yani var olan Türkiye'nin ortalamasının altında. Hayır, Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bilgi ve donanımda öğrenciler veriyoruz. Hani bundan sonra bunları biraz daha hani mesleki bilgi yanında kendine güvenen, ayakları yere basan, biraz daha girişimci yapma adına projeler üreteceğiz. Şimdi biz iyi bir eğitim öğretim kadromuz var. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretim işte sadece sınıftan, işte altyapıdan, laboratuvarlardan, ki bunları iyileştirmek zorundayız. Yeterli değil. Bunların olması yeterli değil. Kentinden üniversite içindeki sosyal imkanlara kadar kişinin bu birey olma, bireyselleşme, sosyalleşme serüvenine ciddi katkılar sağlamamız lazım. O manada üniversite bir taraftan özgür bir ortam içerisinde özgün bireyler ortaya koyar. Yani biz istiyoruz ki öğrencilerimiz, bu toplum yani taklitçi olmasın, özgün olsun, girişimci olsun, kendine güvenen olsun, cesur olsun. Tabii ki bu toprakların değerlerine de sıkı sıkıya bağlı olsun. Bunlar bizim arzu ettiğimiz şeyler. Tabii bütün bunların olabilmesi için iyi bir iklime ihtiyacı var. Hep geçen de söyledim. Bizim o imajı yükseltebilme adına bir kere öğrencimizin memnun olması lazım. Öğrencinin memnun olabilmesi için kendini değerli hissetmesi lazım. Kendini değerli hissedebilmesi için öğrenciye daha çok değer vermemiz lazım. Sınıfında, kapısından girerken, sosyal mekanlarında, kafeteryalarında, değil mi? Spor alanlarında, farklı yerlerde bu üniversitenin öğrencisi olmaktan mutlu olmalı. Buradan mezun olduğunda da gidip demeli ki ya iyi ki bu üniversitede okudum ben. Ve kendi akrabasına, yakınlarına ben mezun olduğumda öyle yaptım. Dedim ki Karadeniz Teknik Üniversitesi çok iyi bir üniversite. Gönderin. Bugün yine diyorum. Bunu söylüyorum birçok tanıdığıma, yakınıma. Ama gelecekte inşallah buradan mezun olan öğrencilerimiz de, onların memnun ayrılması benim için çok önemli. Onlar memnun ayrıldığında diyecekler ki siz de gidin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyun. Bunu iki şekilde diyecekler. Bir, çalıştıkları yerlerde gösterdiği başarıyla. İki, gerçekten bu memnuniyetini yakın çevreyle paylaşarak. Gelelim bu ortalama mezuniyet sürelerinin artırılması meselesine. Size kesinlikle söylüyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimi, söylüyor öğrenciler, zor bir eğitimdir. Evet, belli bir çalışma disiplini gerektiren bir eğitimdir. Zor diyemem. Benim öğrencilerimden bizim bölümü 3 yılda bitirecek bir sürü eleman var. 3 yıl, 4 yıllık eğitim öğretim süremiz var. Şimdi inşallah biz eğitim, öğretim müfredatımızı ona göre planlayacağız. Yaz okulu sistemini tekrar getiriyoruz. Dileyen öğrenci daha erken sürelerde mezun olabilecek. Öğrencilerimiz iki diplomayla birlikte mezun olsun diyoruz, değil mi? O zaman bunu kolaylaştırıcı argümanlara ihtiyaç var. Çift diplomayı çok önemsiyorum. Benim makine mühendisliği eğitimi alan öğrencim gitsin aynı zamanda fizik diploması alsın. Çok önemli, çünkü fizik gelecekte bilim adamı olmak isteyecek, ileri bir araştırma merkezinde çalışmak isteyecek veya araştırma yoğun bir sektörde çalışacak, o zaman fizik altyapısı onun için çok önemli. Malzeme mühendisliğindeki arkadaşımız gitsin kimya mı okusun. Ormancı iyi bir botanik bilgisi gerekiyor, biyoloji okusun. Veya sadece bu bölümü okuyacak da erkenden piyasaya atılmak istiyor. İki yol var. Biz diyoruz ki bir an önce piyasaya, iş süreçlerine girin arkadaşlar. En iyi donanımlı şekilde. Burada sakın vakit kaybetmeyin. Çünkü burada kaybettiğiniz vaktin, fazladan kaybettiğiniz vaktin, ailenize bir külfeti var. Siz hayata daha geç başlıyorsunuz eştaşlarınızdan. Bundan dolayı gelecekte dezavantajlı pozisyona düşeceksiniz. Onlar bir adım daha önden koşmuş olacak.
O zaman mümkün olduğunca erken bitirebilmeleri adına. Bize düşenler var. Bize düşenler neler? Bize düşenler tabii ki eğitim öğretim süreçlerinde kaliteden asla ödün vermeden onların en iyi şekilde yetiştirecek şekilde işte yaz okulu ve benzeri düzenlemeleri yapmayı planlıyoruz. Peki yaz okulu bu yıl açılabilecek mi? Çünkü öğrencilerin büyük bir beklentisi var bu konuyla alakalı. Şimdi sonuçta en ideal pozisyonda biri değilim. Buna karar verecek biri pozisyonda değilim ama benim temennimi de buradan paylaşalım. Peki sosyal yaşama değindik. Peki sosyal yaşam açısından yapılabilecek olan projeler kafanızda tasarladıklarınız nelerdir? Şimdi bunu çok önemli buluyorum. Bu tabii tek başımıza tasarlayacağımız bir şey değil. Üniversite kentin kültürüne, sanatına, hani ticaretine, sanayisine olduğu gibi bunlara da katkı sunmalı. Bu tür faaliyetlerin valiliğimizle, belediyemizle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte organize edilebilmesi adına çaba içerisinde olmalı. Ve üniversite içerisinde de yine aynı şekilde kültürün, sanatın gelişebilmesi adına bu manada öğrencilerin tad alma duygularının daha gelişebilmesi adına bir kere altyapı. Onun haricinde faaliyetlerin mutlaka geliştirilmesi lazım. Kütüphanemizi çok önemsiyorum. Ve geldiğimizde kütüphanenin kapasitesini çok artıracağız. Evet yani, kesinlikle. Zaten öğrencilerle görüştüğümüz zaman kütüphaneden çok hani yeterli olmadığıyla alakalı çok görüş alıyoruz. 2000-2001-2004 yılları arasında kütüphaneden sorumlu, yurt dışından hemen geldim, kütüphaneden sorumlu danışmanım. Kafamda böyle işte çalıştığımız, bildiğimiz bir kütüphane versiyonuyla Türkiye'ye geldik, baktık. Fiziki mekan açısından, içerik açısından, o günkü teknoloji açısından bizim kütüphanemizde bir takım yetersizlikler vardı. Ve o dönem biz bunu bir proje olarak aldık. Kütüphanemizi daha da geliştirdik. Bugün yeterli mi? Hayır, bugün yeterli değil. Kapasite olarak kesinlikle zenginleştirmeli. Ben öğretim üyelerimizle bunu paylaşıyorum. Yeni ek binaya mutlaka ihtiyacı var. Öğrencilerin 24 saat çalışabildikleri mekanlara ihtiyaç var. Bunları inşallah sağlayacağız ve içeriğini de farklı alanlarda, özellikle sosyal bilimlerde kütüphaneyi çok önemsiyorum. Yani belli alanlarda uzmanlaşması lazım kütüphanenin. İçeriğini, şu an var olan kapasitesini daha da zenginleştirmesi lazım. O manada bir, fiziki mekanın geliştirilmesi, iki, içeriğin geliştirilmesi adına önümüzdeki günlerde bir açılımımız olacak. Öğrencilerden aldığınızı biliyorum. Onların son dönemde üniversitedeki sosyal ortamla ilgili, Trabzon'la ilgili çok büyük rahatsızlıkları var. Rahatsızlıkları evet. Var. Biz bunları dinleyeceğiz. Bu üniversiteyi yönetirken öğrenciler bizim için çok önemli olacaklar. Onlar bizim için çok kıymetli. Zaten onların içinde olan bir hocayım. Bunu makine mühendisliği bölümüne veya rektör yardımcılığım sırasında sürekli biz öğrencilerin içerisindeyiz. Onların sorunlarını bize iletmede hiç sorun yaşamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Ve onların ufkuna çok güveniyorum. Yani. Onların heyecanına çok güveniyorum. Onların görüşlerinin daha dikkate alındığı bir üniversite yönetimi arzuluyorum. Öğrenciler ne düşünüyor? Çünkü heyecanlılar. Hayata bakışları, o heyecanları, biz onları, onların o heyecanlarını kaybetmesine izin ve bunu daha da geliştirmeliyiz biz. Yani o üniversite içerisinde oluşturacağımız ortamla o heyecanı daha da pekiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Bu manada öğrencilerin son yıllarda işte şikayet ettikleri konulardan biri, beni sıklıkla durduruyorlar, soruyorlar, işte şenlikler. Kesinlikle. Bahar şenlikleri ne olacak? Ya bu aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde iyice oturmuştu. Ha formatı konusunda şeyler olabilir ama şunu söyleyeyim. O dönemde rektörümüzün öncülüğünde, belki Anadolu'nun değişik coğrafyalarından geliyor çocuklar. Hayatında böyle bir şeye tanık olmamışlar. Bak bunu çok önemsiyorum. Gelmiş bir yerden çok büyük bir organizasyon. Bugün bütün dünyada böyledir. Üniversiteler bu tür etkinliklere imza atarlar. Öğrenciler çalışır, ondan sonra stres atarlar. Belki de hayatında başka bir döneminde hiç görmeyeceği böyle bir organizasyon içerisinde yer alırlar. Bunu iki türlü. Bir, tabii ki tanınmış, işte Türkiye'ye mal olmuş simalar gelecek burada konferans. Konserler vermeli. Ama bir taraftan da üniversitenin kendi
grupları var ve mutlu oluyorum. Müzik grupları, farklı arkadaşlarımız, geçen yıllarda benim öğrencilerim de vardı. İlginç isimler de buluyorlar onlara. Bunlara fırsat vermemiz lazım. Yani çıksınlar, gençliğin böyle bir enerjisi var. Bu enerjiyi bu tür alanlarda üreterek, işte kendi grubunu kursun, kendi müziğini yapsın. Bunlara fırsat vermek lazım. Onun ötesinde aynı şekilde şunu söylemeliyim. Yani Karadeniz Teknik Üniversitesi, işte bahar şenlikleri vesaire. Bunlar adına bizim imajımız yükseldiğinde firmalar bu tür etkinlikleri düzenleyebilme adına KTÜ'nün kapısında sıraya girecekler. Bunların maliyet olacağına da inanmıyorum ben. İmajı güçlü bir üniversitede bugün Ankara'daki üniversiteleri biliyorum. Onlardaki bahar şenliklerinin formatını biliyorum. Bugün Türkiye'nin en ciddi, en iyi üniversitelerinde bunlar çokça görkemli yapılıyor. Bizim üniversitemizde de öyle yapılıyordu. Üniversitemizin imajını artırıp yine farklı firmaların, farklı etkinlik düzenleyicilerin KTÜ'yle etkinlik düzenleyebilme adına, çünkü bunların arkasında çok ciddi sponsorlar var. Evet. Sıraya girdiği, ya biz de gidip KTÜ bizim için önemli, KTÜ bizim için bir marka, orada çok iyi bir potansiyel var. Sıraya girdiği bir üniversite hayalimiz var. Peki şimdi bakıldığı zaman biz genelde yurtlarla alakalı da çok sorular alıyoruz. Çok sorunlarını bildiren çok insanlarımız oluyor. Yurtlarla alakalı, yemekhanelerle alakalı. Peki bu konuda sizin yapabilecek olduğunuz projeleriniz var mı? Yurtlar, biliyorsunuz, devlet yurtları var. O Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı ama biz yakın çalışan, birlikte sonuçta ikimiz de bir kamu kurumuyuz. Kamu kurumu hepimiz devletin verdiği devletin gelirleriyle desteklenen, bu vatandaşımızın verdiği vergilerle ayakta duran kurumlarız. Bu manada yurtların kapasitesinin artması adına geçen dönemde ciddi çalışmalar yapıldı. Yeni yurt binaları yapıldı. Yeterli mi? Hayır. Farklı özel yurtlar var çevrede. Onları da biliyorum. Bir kere bu manada evler var, biliyorsunuz, son dönemde. Bir eksiklik var mı? Mutlaka vardır. Bunları öğrencilerle konuşacağız. Öğrencileriyle konuştuktan sonra üniversite yönetiminin bunu mutlaka muhataplarıyla da paylaşması lazım. Daha iyi yarama adına. Yemekhane boyutuna gelince bir yönü bizi ilgilendiriyor. O yönde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yönde şikayetleri biz öğretim üyelerimizden de alıyoruz. Öğretim üyelerinin de aynı şekilde üniversite içerisinde yemek yediği sosyal yaşam ortamlarının iyileştirilebilmesi adına. Hep başında söyledim. Öğretim üyesi, öğrenci ilk kapıda girmeden başlayacak üniversiteye. Ana kapıdan girerken gülümseyen bir yüzle karşılaşacak. Sonra aynı şekilde kafeteryasında, ofisinde, öğrenci sınıfında, yurdunda kendini mutlu, değerli hissetmeli ki bu üniversite değerlenebilsin. Kaynaklardan hepçe şikayet ediliyor. Mesela bizim en önemli projelerimizden biri yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak. Tabii ki bu devirde kaynakların arttığını görüyoruz, çeşitlendiğini görüyoruz. Biz şikayet etmek yerine kaynakları artıracağız. Kaynakları artırmak için yollar belirleyeceğiz. İşte hastanemiz bizim için çok önemli. Bugün farklı noktalarda üniversitenin kendi işlettiği işletmeler var. Onlar önemli. Üniversite içerisindeki farklı birimler var. Bir taraftan teknoloji üreterek, kendi şirketlerini kurarak, çünkü buna artık biliyorsunuz yasalar izin veriyor. Üniversitenin teknoloji üretim serüvenine destek verirken aynı zamanda buradan ciddi gelirler elde etmesini bekliyoruz. Yabancı uyruklu öğrenciler için iyi bir yurt yapmayı planlıyoruz. Sadece onların kalabileceği, özellikle lisansüstü seviyede karıştıracağız kendi öğrencilerimizle birlikte. Vakıf vesaire destekleri çok önemsiyoruz. Ciddi manada üniversitenin imajını iyileştirirsek, ben bugün Trabzon'da, Trabzonlu veya Trabzonlu olmasın, Türkiye'nin önemli iş adamlarının, önemli hayırsever vatandaşlarımızın bu bölge adına, üniversitemiz adına yapabileceğimiz faaliyetlerde bu yurdu olur, bu yeni bir hastane binası olur ki bu manada temaslarımız var, bize destek olacaklarını biliyorum. O manada bu mekanların artabilmesi adına ciddi bir gayret içerisinde olacağız. Şimdi bakıldığı zaman hastane dedik, üniversite hastanesiyle alakalı son dönemlerde bayağı çokça şikayet gelmeye başladı. Siz bu konu üzerine ne düşünüyorsunuz? Üniversite hastanesi deyince tabii bir hizmet var, sağlık hizmeti var. Bu sağlık hizmetini bir sunan taraf var, bir alan taraf var.
Sunan tarafı iyi tanıyorum. Çok kaliteli hocalarımız var. Tıp fakültesine gittiğinizde çok farklı branşlarda burada tutmamız gereken, yani biliyorsunuz özel hastanelerin sayısı evet. artıyor. Hocaların işte kendi muayenehanelerini açma gibi bir yol da var önlerinde. Burada çok kıymetli hocalarımız var ve onlar özveriyle gecelerini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Yapmamız gereken öncelikle onları daha çok memnun etmek. Onları memnun edebilecek politikaları, altyapısından. Bugün altyapıyı daha da iyileştirmemiz lazım. Onların daha iyi ortamlarda çalışabilmesi lazım. Onlar memnun olacaklar ki hastaları memnun olsunlar. Hastalarını daha çok memnun edebilsinler. Biz mühendislikte şey söyleriz, klasik yönetim bilimlerinde bir şeyi yönetebilmeniz için kontrol altında tutmanız, yani kontrol etmeniz lazım. Kontrol edebilmeniz için de bazı büyüklükleri ölçmeniz lazım. Bugün hastaneyle ilgili eğer bir hizmet veriyorsak, bu hizmet alanın memnuniyetinden hizmet verenin memnuniyetine geniş bir aralığı kapsıyor. Çok iyi operatörleriniz, cerrahlarınız var, iyi ameliyatlar yapıyor ama o cerrahımızın yaptığı ameliyatla kalmıyor. Hastanenin cerraha gelene kadar tetkiğinden, teşhisin konulması, sekreterya hizmetlerinden güvenlik hizmetlerine, işte otopark hizmetlerine ve hastaneden ayrılıştan sonraki süreye kadar kapsayan çok ciddi bir hizmetler birbirini takip eden sistematik bir yapı var. Bu yapının toptan iyileştirilebilmesi adına oradaki hekimlerimiz öncülüğünde çok kaybetmek istemediğimiz, burada tutmak istediğimiz, daha çok memnun etmek istediğimiz hekimlerimizin öncülüğünde hastanede güzel işlere imza atacağız. Çok iyi hocalarımız var. Her alanda bu hocalarımızın daha iyi hizmet sunabilmesi adına onların altyapısını iyileştireceğiz. Onların kendilerini geliştirebilmeleri adına uluslararası üniversitelerle dünyanın farklı coğrafyalardan ikili işbirliği anlaşmaları düzenleyeceğiz. Dönem dönem oradan buraya gelenler olacak. Hocalarımızın bilgi görgülerini artırabilmeleri adına, çünkü teknoloji değişiyor, tedavi, teşhis yöntemleri, onların alanları da olduğu gibi her alanda sürekli değişimler oluyor. Bu değişimleri daha iyi algılayabilmeleri adına hareketli olmaları gerekiyor. Hocalarımızın kendilerine teknolojiyi yakından takip edilebilmeleri adına zaman ayırmaları gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde onlarla birlikte tasarlayarak inşallah daha iyi hizmetler adına bu alanda biz elimizden geleni yapacağız. Bunun için öncelikli olan bir mevcut biz neredeyiz? Mevcut durumu en iyi şekilde tanımlayıp inşallah daha güzel yarınlar adına daha hizmetleri nasıl sunarız? Buradaki hasta hizmetlerinin kalitesini nasıl artırırız? Neler yapılabilir? Bunu tabii ki oradaki bu işin uzmanı hocalarımızla, akademisyenlerimizle birlikte belirleyeceğiz. Mevcut durumumuzu ortaya koyup bir gelecek senaryosu yazacağız. Hep bunu söylüyorum. Basın toplantımda da söyledim. O senaryoda herkesin rolleri olacak. Bir kere o senaryoda o rolü en iyi yerine kim getirecek? Ona karar verecek. Karar vereceğiz. Bütün yöneticilerimizin seçiminde buna çok özen göstereceğiz. Hastane içerisinde daha iyi hizmetler sunabilme adına bizlerle böyle en iyi hızda koşabilecek kadrolar üniversitede olduğu gibi tıp fakültesinde, başhekimlikte inşallah kurmaya gayreti içerisinde olacağız. İnşallah. Biz de bekliyoruz. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Sormak istediğim sorular var. Onlara kısa kısa değinelim. Tabii sonrasında ki. Programı kapatacağız. Yalnız ben şeyi de çok merak ediyorum. Çünkü üniversite öğrencilerinin yanı sıra dışarıdaki insanların da üniversitede güvenlik zafiyetinin olduğunu ifade eden insanlarımız çok fazla. Dolmuşta girerken şey yapılıyor, arama yapılıyor ama yaya giderken işte arama yapılmıyor, otobüslerde arama yapılmıyor gibi söylemlerde çok bulunuyor. Peki bunun önüne geçilebilecek mi sizce? Bir güvenlik zafiyeti gerçekten var mı üniversitede? Şimdi Trabzon, hani şöyle bir genel bir çerçeveden bakalım. Türkiye'nin güvenilir, yaşanılabilir kentlerinden biri. Zafiyet konusuna gelince bizim de çok bu manada kıymetli elemanlarımız var. Bu anlamda kadrolarımız var. Tabii ki her alanda olduğu gibi o alanda da sonuçta bir hizmet sunuyoruz. Güvenlik elemanlarımızın bizim için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü üniversiteyi daha güvenilir bir kampüs yapma için gecelerini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Onlarla konuşmalıyız bu mevzuyu öncelikle. Bu manada öğrencilerimizden mutlaka geri dönüşler almamız lazım.
şikayetleri somutlaştırırsa onları çözebilme adına üreteceğimiz projelerin de daha olgunlaşacağını düşünüyorum. Bu manada eğer bir zafiyet varsa mutlaka biz otururuz onu ortaya koyarız. Eğer bir şikayet varsa mutlaka onu dikkate alırız. Ona o manada size katılıyorum. Her yerde, sadece kampüs içerisinde değil, kampüs dışında da evine ulaşana kadar, değil mi? Dolmuşunda, sokağında daha güzel bir kent adına, daha güvenilir bir kent adına biz devletimizin bütün organlarıyla, bu kentin bütün dinamikleriyle bir arada çalışacağız. Bize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız. Ve bu manadaki ilgili birimlerimizin de bu manada elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ya üniversiteye giriş çıkışlarının çok rahat yapılabildiğini ifade etti öğrenciler de, bu yüzden ben şimdi hani şöyle bir şey, esasını söylerseniz ben bütün samimiyetimle söyleyeyim. Gerçekten üniversiteye rahat bir şekilde girilip çıkılabilmeli. Yani üniversite odur. Bugün dünyada üniversitelerin kampüslerine baktığınızda üniversite şeydir. Yani böyle şehrin içerisindedir. Binaya girersiniz, çıkarsınız. Yani üniversiteye biri niye girer? Bir vatandaş üniversiteye ne için girer? Hizmet almak için girer. Bir arkadaşını görmek için girer. Sanayicisi hocasına bir şey sormak için gelir. Genç merak eder acaba nedir? Ama size katıldığım bir şey vardır. Yani giren kişi üniversite kampüsü içerisinde herhangi bir rahatsızlığa, oradaki huzuru, değil mi, bozacak herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelidir. İşte güvenlik güçlerimiz de bunun için vardır. Bunun haricinde Türkiye dönem dönem bazı kritik dönemlerden geçer. İşte devletimizin ilgili kurumları tarafından bazı ihbarlar filan alınır. Bunları da biz onlarla koordineli halde, etkin bir şekilde bu üniversitenin daha güvenilir bir kampüs olması adına çalışırız. Şuna inanıyorum. Bazen çok uç örnekler var. Bu uç örnekleri ortadan kaldırabilmek adına kararlılık. Ama o uç örneklerden yola çıkarak da bütün toplumu cezalandırma yönünde, yani hiç politikal, orada bir denge kurmamız lazım. Yani o dengenin kampüs, üniversiteler, kent, bütün ilgili dinamiklerle birlikte kurulacağına inanıyorum. Peki şimdi yavaş yavaş kapatmaya geçeceğiz. O yüzden sormak istiyorum ki seçim tarihi belli mi? Şimdi aslında biz bütün hazırlıklarımızı şey bekliyorduk, geçen yıllardan Haziran'ın birinci veya ikinci haftası diye bekliyorduk. Duyduğum kadarıyla sonra farklı üniversitelerde yine rektör arkadaşlarım var. Şeyleriyle temasa geçtik. 12-14 Temmuz tarihinde, yani bayramdan hemen sonraki hafta, yani Ramazan ayı içerisinde düşünülmedi. Bayramdan hemen sonraki hafta 12-14 Temmuz'da seçimler yapılacak. Sonrasında biliyorsunuz bir YÖK aşaması var. Daha sonrasında nihai kararı YÖK buradan ilk 6'daki listeyi 3'e indiriyor. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine YÖK tarafından bildirilen 3 isimden birini rektör olarak atayacak. İnşallah üniversitemiz için bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazananı üniversite olur, bu kent olur, Trabzon olur, ülkemiz olur, bilim dünyası olur. Hazırız. Biz seçildiğimizde, atandığımızda bugün çok daha hazırız, çok daha güçlüyüz. Elimizden geleni bu ülke adına, bu üniversite adına yapmaya hazırız. İnşallah üniversitenin genelini kuşatacak seçim süreci bazen böyle şey oluyor, ister istemez insanlar o tarafta bu tarafta, ama üniversite hepimizin seçimden sonra el birliğiyle hep birlikte bu kurumumuzu, bu güzide kurumumuzu daha iyi yarınlara taşıyabilme adına bugün yönetenlerle de birlikte gayret içerisinde olacağız. Peki ekibiniz belli mi? Bu sıklıkla sorulan bir soru. Geçen seçimde de aynı politikayı izledim. Üniversitede çok cevval kadrolar var. Bir takım ana ilkeleri belirledik yani kafamızda. Bunlar, diyorum ki evet, geriden, geçen toplantıda da söyledim, böyle merdivenleri birkaç basamak atlayarak çıkan arkadaşlar var, heyecanı olan. Tabii tecrübelerden yararlanacağız, onlar bizim için önemli. Üniversitemizdeki bayan öğretim üyelerimizin sayısı arttı. Biz inanıyoruz ki onlar yönetim kademelerinde, onlar daha yaklaşılabilir, daha şefkatli ve oldukları yeri daha da güzelleştireceklerdir. Ben o manada yönetim kademelerinde
bayan öğretim üyelerimizin sayısının artmasını bir ilke olarak her kademede mutlaka olmaları gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde gençlere daha çok fırsat vermemiz lazım. Ama şu an için ben Orhan Aydın göreve gelecek, işte o şuraya dekan olacak, bu rektör yardımcısı olacak, bu şu birimin başına gelecek. Böyle bir sözleşmemiz yok. Kimseyle böyle bir şey konuşmadık. Ama şunu hep söylüyorum. Yaşanmışlıklar var, tecrübeler var. Biraz yeni yüzlerle üniversite tanısın. Eski yüzlerden de mutlaka tecrübelerine binaen, tecrübelerinden istifade edeceğimiz hocalarımız olacak. Ama hani bazı şeyler yaşadık. Onun için şey cümlesini sıklıkla kuruyorum. Buradan da gönül rahatlığıyla, çünkü dürüst olmak lazım. Kimlerle üniversiteyi yönetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Kimlerle yöneteceğimize de birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarla karar vereceğiz. İstişare içinde. Peki son olarak öğrencilere buradan vermek istediğiniz mesajlarınız varsa onları alalım. Öğrencileri seviyoruz. Onlar bizim üniversitelerin varlık nedenlerinden en önemlisi. Onların daha iyi gelişebilmeleri adına onlarla gece gündüz, onlar için gece gündüz çalışabilecek bir ekip geliyor. Kapılarımız onlara her zaman açık olacak. Onu çok iyi biliyor onlar. Buradan onlara sesleniyorum. Bizim çabalarımız yetmez. Onlar da çok çalışkan olacaklar. Tabii ki eğlenmeyi, dinlenmeyi, kendilerini geliştirmeye zaman ayıracaklar. Bol okuyacaklar. Fırsat buldukça kendilerini geliştirebilme adına gezecekler. Mutlaka hobiler edinsinler. Biraz farklılaşsınlar. Bu devir farklılaşma devri. Onların kelimeleriyle konuşayım. Çakma olmasınlar. Özgün olmaya çalışsınlar. Ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. O manada hiç geç değil. Bugünden başlasınlar. Hayatın tadını çıkarmayı, tabii hayatı kaçırmasınlar. Etraflarındaki güzellikleri en iyi şekilde, Trabzon çok güzel bir kent. Yaşamayı bilsinler. Ama bu ülkenin yarınlarının onlara ihtiyacı var. Daha güvenilir, daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Trabzon, ülkemizin her kademesinde, dünyanın her yerinde eminim ki bizi başarıyla temsil edecekler. Bunun bilgiyle, beceriyle olacağına inanıyorum. Buradaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirsinler. Daha bilgili, daha becerili olabilme adına üniversitenin onlara sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalansınlar. Bizler bu fırsatları onlar adına artırmaya geliyoruz. Eminim ki bunu kendi çocuklarımdan da görüyorum. Şu an üniversite çağında bir oğlum var. Yarınların onlarla çok daha güzel olacağına ben çok daha inanıyorum. Onlar bizi çokça geçecekler. Biz de onların bizi geçebilmeleri adına ortamlar oluşturacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başarılar ediyorum. Diliyor size. Umarım dediğiniz gibi kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi olur. Kazanan Trabzon olur, bölgemiz olur inşallah. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu fırsatı bana sundunuz. Ben de sizlerle birlikte olmaktan keyif aldım. İnşallah başka bir zaman yine burada sizlerle birlikte olmayı arzularız. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Çay TV Trabzon stüdyolarında sunduğumuz Trabzon Konuşuyor programımız bu hafta da son buldu. Haftaya görüşmek dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar dilerim. Hoşçakalın.